Merhaba çocuklar. Bugün matematik dersinde birlikteyiz. Konumuz zamanı ölçme. Mehmet sabah erkenden uyanıp babasıyla birlikte işe gitmiş. O gün babasına yardımcı olmak istiyormuş. Mehmet'in babasının bir saat dükkanı varmış. Babası da ona saatlerle ilgili birçok şey anlatırmış. Mehmet saatlerin bazılarında sadece sayılar, bazılarındaysa akrep, yelkovan ve sayılar olduğunu biliyormuş. Babası Mehmet'e incelemesi için bir saat vermiş. Mehmet'ten bu saatin kaçı gösterdiğini bilip bilmediğini sormuş. Biz de Mehmet'le birlikte saatleri incelemeye başlayalım. Önce akrep ve yelkovanlı saatleri inceleyelim. Saat üzerindeki kısa kol akrep, uzun kol yelkovandır. Akrebi mavi olan saate işaretleyiniz. Evet, kısa olan akrep de... Yelkovanı pembe olan saate işaretleyiniz. Evet, uzun olan yelkovandı. Evet, işaretliyoruz. Zamanı ölçme. Saat kadranı üzerinde çoğu saatte akrep ve yelkovanın dışında bir de saniyeyi gösteren kol vardır. Saat kadranı üzerindeki sayıların arasında 5 fark vardır. Yelkovanın hangi dakikayı gösterdiğini okumak için 5'er saymamız gerek. Yelkovan kadran üzerinde tam dönüş yaptığında 60 dakika yani 1 saat tamamlanır. Akrep saati gösterir. Saat 12'yi gösterdiğinde akrep ve yelkovan 12'yi gösterir. Akrep 4'ü, yelkovan 12'yi gösteriyor. Saat 4. Akrep 8'i, yelkovan 12'yi gösteriyor. Saat 8. Soruların doğru yanıtlarının üzerine tıklayın. Evet, hangi saat 9'u gösterir diyor. 9'u gösterebilmesi için... Akrebin kısa olanın 9'un üzerinde, uzun olanın yelkovanın da 12'nin üzerinde olması gerekir. Bunu da hangi saat üzerinde görüyorum? Ortadaki saatin üzerinde. Hangi saat 6'yı gösterir? 6'yı göstermesi için akrep 6'nın yelkovan 12'nin üzerinde olması gerekir. Bu da birinci saatimizde var. Hangi saat 2'yi gösterir? 2'yi gösterebilmesi için akrebin 2'nin yelkovanın 12'nin üzerinde olması gerekir. Bakıyorum ve birinci saatimde saatin 2 olduğunu görüyorum. Hangi saat 11'i gösterir? 11 olabilmesi için akrebin kısa olanın 11, uzun olanın 12'nin üzerinde olması gerekir. İnceliyorum saatlerimi ve 3. saatimin üzerinde akrebin 11'de, yelkovanın 12'de olduğunu görüyorum ve saat 11'de. Akrep 1 ile 2 arasında, yelkovan 6'yı gösteriyor. Yelkovan saat kadranını tam ortadan 2'ye bölüyor. Yelkovan 6'ya geldiğinde 30 dakika geçmiş oluyor. 60 dakikanın yarısı 30 dakikadır. Bu saati 1.30 olarak okuruz. 1.30 olarak yazarız. Akrep 7 ile 8 arasında yelkovan 6'yı yani 30 dakikayı gösteriyor. Saat 7.30. Soruların doğru yanıtlarının üzerine tıklayın. Evet, hangi saat 3.30'u gösterir? Buçuklu saatlerde biliyorum ki yelkovan 6'nın üzerinde olması gerekir. Akrep ise 3 ile 4'ün arasında olması gerekir. Bakıyorum saatlerime ve birinci saatimde saatin 3.30 olduğunu görüyorum. İkinci saatimde saat 3, üçüncü saatimde saat 6. Cevabım birinci saattir. Hangi saat 6.30'u gösterir? Birinci saatimizde saat
3. İkinci saatimizde saat 6.30. Üçüncü saatimizde saat 6. Tekrar hatırlayalım. Buçuğu gösterebilmesi, buçuk olabilmesi için yelkovanın altının üzerinde olması gerekirdi. Ben ikinci saatte yelkovanı altının üzerinde görüyorum. Akrep de 6 ile 7'nin arasında. Burada saat 6.30. Hangi saat 10.30'u gösterir? 10.30 olabilmesi için akrebin 10 ile 11 arasında, yelkovanın 6 arasında olması gerekir. Bakıyorum. Burada tam saat var. Burada da tam saat var. Burada buçuklu saat var. 10.30 saat. Hangi saat 4.30'u gösterir? 4.30'u gösterebilmesi için akrebin 4 ile 5 arasında, yelkovanın 6'nın üzerinde olması gerekir. Cevabım 2. saatte. Dijital saatlerde rakamlar saati ve dakikayı gösterir ve görüldüğü gibi okunur. Dijital saatlerde öğleden sonraki saatler 13, 14, 20 gibi yazılır. Analog saatlerde 12'ye kadar sayı vardır. Bir gün 24 saat olduğu için akrep kadranı bir günde 2 kere dolanır. Gün ortası oldu. 24 saat, yani bir gün tamamlandı. Şimdi dijital ve analog saatleri inceleyelim. Dijital saat. Saat 18.30. Saat 21.30. Analog saat. Saat 8. Saat 7.30. Hangi saat öğleden sonraki bir saati gösterir? Evet, öğleden sonraki bir saat olabilmesi için 12'den sonra 13, 14, 15, 16, 24'e kadar bu şekilde ilerliyordu saat. Ben bakıyorum, birinci saatimde 18, ikinci saatimde 10.00, üçüncü saatimde 06.00. Öğleden sonraki bir saat hangisinde vardır? Birinci saatinde vardır. Hangi saat öğleden sonraki bir saati gösterir? Yine 12'den sonra gelen bir sayı olması gerekir. Bakıyorum. Birinci saatimde 11, ikinci saatimde 15, üçüncü saatimde 3'ü görüyorum. Öğleden sonra olabilmesi için 12'den sonra olması gerekirdi. Cevabım ikinci saati. Birinci saatimde saat 2, ikinci saatimde saat 9, üçüncü saatimde saat 21. Yine öğleden sonra için 12'den sonra bir sayı aramam gerekirdi. Bu da nerede var? Üçüncü saatimde var. Yine aynı öğleden sonraki bir saati arıyorum. Birinci saatimde saat 20, ikinci saatimde saat 5, üçüncü saatimde saat 10. Yine aynı şekilde 12'den sonra gelen bir sayı olması gerekiyor. Birinci saatimde bunu görüyorum. Saat kadranını bir bütün olarak düşünürsek, yelkovanın duruşu bir pasta gibi saati dörde bölünce çeyrek saati gösterir. Yelkovan 3'ün üstüne geldiğinde 5, 10, 15 dakika geçmiş oluyor. Yelkovan 3'ün üstünde olduğunda saati çeyrek geçiyor diye okuruz. Akrep 8'i, yelkovan 3'ü gösteriyor. Saat 8'i çeyrek geçiyor. Akrep 12'yi, yelkovan 3'ü gösteriyor. Saat 12'yi çeyrek geçiyor. Hangi saat çeyrek geçen saati gösterir? Evet, çeyrek geçebilmesi için yelkovanın 3'ün üzerinde olması gerektiğini öğrendik. Bakıyorum, yelkovan hangisinde 3'ün üzerinde? Birinci saatimizde 6'nın üzerinde,
İkinci saatimizde 3'ün üzerinde. Üçüncü saatimizde 4'ün üzerinde. 3'ün üzerinde olması gerekirdi yer kovan. Bu ortadaki saatte saat 5'i çeyrek geçiyor. Yine çeyrek geçen saati bulmamı istiyor. Yelkova'nın 3'ün üzerinde olduğu saat 3. saatim saat 9'u çeyrek geçiyor. Yine çeyrek geçen saati göstereceğim. Yelkova'nın 3'ün üzerinde olduğu saat 1. saatim 7'yi çeyrek geçiyor saat. Yelkovan 9'un üstüne geldiğinde tam saate 15 dakika kalmış oluyor. O zaman saati çeyrek var diye okuyoruz. Evet, burada her sayının arası 5'er dakika olduğu için Yelkovan'ın 12'ye gelmesi için 5, 10, 15 dakika var. 15 dakikayı bu şekilde görmem gerekiyor. Ve 15 dakika olduğu için çeyrek var ifadesini kullanıyorum. Akrep 12 ile 1 arasında. Yelkovan 9'u gösteriyor. Saat 1'e çeyrek var. Akrep 10 ile 11 arasında. Yelkovan 9'u gösteriyor. Saat 11'e çeyrek var. Akrep 6 ile 7 arasında. Yelkovan 9'u gösteriyor. Saat 7'ye çeyrek var. Verilen saatlerle okunuşlarını eşleştirin. Doğru okunuşları boşluklara sürükleyin. Evet, birinci ifadem 5'e çeyrek var. Çeyrek var ifadesini ben Yelkova'nın 9'da olduğu saatlerde kullanıyorum. Ama 5'e çeyrek var dediği saat hangisidir? Burada. 5'e gelmemiş, 5'e çeyrek var. Yani 5, 10, 15 dakika var. Birinci saatim saat 5'e çeyrek varı gösteriyor. 3'e çeyrek var. 3'e gelmemiş. Çeyrek var dediği için Yelkovan 9'un üzerinde olması gerekir. İkinci saatimde de 3'e çeyrek varı görüyorum. 3. saat 11'e çeyrek var. 11'e gelmemiş. 11'e çeyrek var diyor. Çeyrek var. 9'un üzerinde olması gerekir Yelkova'nın. Son saatin 11'e çeyrek varı gösteriyor. 8'e çeyrek var. Da 3. saatin. Yelkova'nın 9'un üzerinde. Akrep 8'e daha gelmemiş. 7 ile 8'in tam ortasında olmaz. 8'e birazcık daha yakın olur ve 8'e çeyrek var. Aşağıdaki saatlerden hangisi saat 10'u göstermektedir? Evet, bir tam saat görüyorum. Tam saatlerde Yelkovan 12'nin üzerinde. Akrep'te hangi saat ise o sayının üzerinde olması gerekir. A'da saat 10'dur. B'de saat 11'dir. C'de saat 10'u çeyrek geçiyordur. Cevabım A'daki saatte vardır. Yukarıdaki dijital saatin gösterdiği saat aşağıdakilerden hangisidir? Dijital saat bakıyorum. 18.30'u gösteriyor. Öğleden sonra bir saat. Ben 12'den sonra sayıyorum. 12'den sonra saat 1'e gelince saat 13, 2'ye gelince 14, 3'e gelince 15, 4'e gelince 16, 5'e gelince 17, 6'ya gelince 18 olur. Öğleden sonra 18. 30 dediği için de yarım buçuklu saattir. Yarım saattir. Yani Yelkovan neyin üzerinde olması gerekir? 6'nın. Cevabımı B'deki saatte görüyorum. B'deki saat öğleden sonra 18.30'u gösterebilir. Ali akşam saatlerinde yandaki saate bakmıştır. Buna göre aynı zamanı gösteren dijital saat hangisidir?
Ali analog bir saate bakmıştır. Analog saatte 12'ye kadar rakamlar vardır. Biz öğlen 12'den sonra akrep ve yelkovan devam ediyor 24'e kadar. O yüzden 12'den sonra saatleri 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 diye okuruz. Çünkü bir gün 24 saattir. Bu analog saatime bakıyorum. Yelkovan 9'un üzerinde, akrep de 12'ye yaklaşmış. Yani saat 12'ye çeyrek var. Ama akşam saatlerine baktığı için biz nasıl okumalıyız? 11'i akşam nasıl okurum? 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 olarak okurum. Birden saymak uzun sürdüğü için geriye de sayabilirdim. 24, 12'yi göstereceği için bir geriye geldiğimde 23 olarak da kolayca bulabilirdim. Saat 23.45'tir. Dijital saat de 23.45 olarak gözükür. Ama analog saatte saat okurken 12'ye çeyrek var olarak okurum. Ama bilirim ki akşam saatidir, 23.45'tir. Cevabım C'dir. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Tam saatlerde yelkovan 12'nin üzerindedir. Evet, tam saatlerde yelkovan 12'nin üzerindedir. Doğrudur. Yarım saatlerde akrep sayıların tam üzerindedir. Sayıların tam üzerinde midir? Hayır, tam üzerinde değildir. 2 saatin arasındadır. Çeyrek geçe saatlerde yelkovan 3'ün üzerindedir. Evet, çeyrek geçe saatlerde yelkovan 3'ün üzerindedir. Yanlış olan B seçeneğidir. Demet, gece uyandığında duvardaki saatte akrebin 4 ile 5 arasında, yelkovanın ise 9'un üzerinde olduğunu gördü. Demet, saat kaçta uyandı? A. 5'i çeyrek geçe, B. 4'e çeyrek kala, C. 5'e çeyrek kala. Ben soruma bakıyorum. Yelkovan kaçın üzerindeymiş? 9'un üzerinde. Yelkovan 9'un üzerindeyse çeyrek kala bir saati gösteriyordur. Akrep de 4 ile 5 arasında, ifadesi tam doğru bir ifade değil aslında, 5'e daha yakın olması gerekir. Çünkü buçuk saatlerde tam arasının ortasındaydı. 5'e daha yakınsa 5'e çeyrek vardır saat. Cevabım C seçeneğidir. Akrep 2'nin tam üzerinden 6'nın tam üzerine gelene kadar geçen sürede yelkovan kaç tur atar? Akrep 2'nin tam üzerinde ise saat 2'dir çocuklar. 6'nın tam üzerine gelebilmesi için kaç saat geçmesi gerekir? 2'den 6'ya kadar 4 saat geçmesi gerekir. Dolayısıyla yelkovanın 4 tam tur atması gerekir. Seçeneklerde de bunu B'de görüyorum. 3 yarım tur atar ifadesi yanlıştır. 6 çeyrek tur atar ifadesi yanlıştır. Zaten tam üzerinde dediği için tam tur atması lazım. Yarım ve çeyrek tur atmasından bahsedilemez. Cevabım B seçeneğidir. Yani akrep 2'nin tam üzerinden 6'nın tam üzerine gelene kadar yelkovan tam 4 tur atar.